Hangi betonarme kolon daha iyidir? Merhaba arkadaşlar. Bugün betonarme kolonlar hakkında konuşacağız. Bu kolonlar yapılarımızda gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Videoda farklı betonarme kolon türlerini inceleyeceğiz ve hangisinin daha iyi olduğunu nasıl anlayabileceğimize dair bilgiler paylaşacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle betonarme kolonların birkaç farklı türü vardır. Hangi tür kolon seçilirse seçilsin, alanı ve donatı tasarımı taşıma kapasitesine göre hesaplanır. Dikdörtgen kolonlar bunlar en yaygın olanlar. Genellikle yüksek yük taşıma kapasiteleriyle bilinirler. Çeşitli boyutlarda yapılabiliyorlar, ihtiyaca göre ayarlamak mümkün. Dairesel kolonlar. Bunlar da oldukça estetik durur. Bazı tasarımlarda yerden tasarruf sağlıyorlar ve yük taşıma kapasitesi dikdörtgen kolona göre daha yüksektir. Bunun nedeni dairesel kolonda etriyenin en alttan en üste hiç koparılmadan bir bütün olarak sarılmasındandır. Kompozit kolonlar çelik ve betonun birleşimiyle oluşturulur. Yük taşıma kapasitesi çok yüksek ama maliyeti de bir miktar daha yüksektir. Maliyet ve güvenlik karşılaştırıldığında depreme dayanıklı yapıların yapılması için oldukça etkili bir taşıyıcı sistem türüdür. Bu nedenle ölümsüz bir yapı yapacaksanız kompozit kolonları tercih edebilirsiniz. Kolon seçim kriterlerine bakacak olursak nasıl bir seçim yapmalıyız? İşte dikkat etmemiz gereken birkaç önemli kriter. Yük taşıma kapasitesi. Bu en kritik faktör kolonun taşıması gereken yükler seçimde belirleyici olmalı. Statik hesaplamalara dikkat etmek gerekir. İç mekan kullanımı, kolonların yerleştirileceği alan ve mimari tasarım da önemli. Geniş açık alanlar için açıklığın kenarlarında büyük kolonlar tercih edilebilir. Maliyet, malzeme ve işçilik maliyetleri de işin içinde. Ekonomik bir çözüm arıyorsanız uzun vadeli bakım ve dayanıklılığı da göz önünde bulundurmalısınız. Yangın dayanıklılığı. Betonarme kolonlar genelde yangına dayanıklıdır ama yine de ek önlemler almakta fayda var. Estetik kolonların yapının genel görünümüne etkisi de önemlidir. Tasarıma uygunluk sağlamak gereklidir. Şimdi bu kolonların nerelerde kullanıldığına bakalım. Yüksek binalar Genelde dikdörtgen kolonlar tercih ediliyor. Dayanıklı olmaları yüksek binalar için ideal kılıyor. Yüksek dayanımlı bir beton ve uygun tasarlanmış donatı düzeni ve miktarı sistemi oldukça etkilemektedir. Endüstriyel yapılar, büyük açıklıklara ihtiyaç duyulan yerlerde kompozit kolonlar tercih edilir. Konut projeleri burada ise daha estetik görünümlü dairesel kolonlar kullanılabilir. Sonuç olarak betonarme kolon şekil olarak projeye bağlı değiştirilebilir. Projenizin ihtiyaçları, yük taşıma kapasiteleri, estetik kaygılar ve maliyet gibi faktörleri dikkate alarak doğru seçimi yapmalısınız. Unutmayın Profesyonel bir mühendis veya mimara danışmak her zaman iyi bir fikir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıda bırakmayı unutmayın. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.